Arkadaşlar merhaba. 9. sınıf konularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Büyük İskender e, Medeniyeti, Büyük İskender Uygarlığı ya da e, diğer bir ifadesiyle Helenizm Uygarlığı olarak değerlendirme aldığımız uygarlık olacak. Helenizm Uygarlığı, e, Büyük İskender'in meydana getirdiği bir uygarlıktır. Doğu ile Batı'nın sentezidir. Büyük İskender... 337 yılında milattan önce 337 yılında Makedonya'dan sefere çıkıyor Asya seferine çıkıyor ve o sefer esnasında ele geçirdiği her bölgenin özelliklerini kaynaştırarak karıştırarak yeni bir kültür e, meydana getiriyor İşte bu sentez karışım kültüre biz helenizm ismi, ismini veriyoruz Peki bu sefer esnasında yani 337'den başlayıp milattan önce. 337'den başlayıp işte yaklaşık olarak 223'e kadar süren bir e, dönemde meydana getirdiği bu uygarlığa nereler dahil? Ona bakmamız lazım. İşte Makedonya e, zaten başladığı yer. Orayı alacağız. Yunan şehir devletlerini ele geçiriyor. E, orayı da dahil edeceğiz. E, Anadolu dahildir. Anadolu e, İran yazdım ama o noktada Anadolu İran e, egemenliği altındadır, Pers egemenliği altındadır. O yüzden İran medeniyeti olarak değerlendirmeyi alacağız. Tabii ki ayrıca Anadolu diyebiliriz, Mezopotamya uygarlığı, Mısır uygarlığı ve en nihayetinde Hindistan'a kadar ulaşan bir e, sefer e, dönem var. Ve orayı da içine alan bir medeniyet ne yapmıştır? Meydana getirmiştir. Çok kapsamlı, çok geniş bir coğrafyayı içine alan bir uygarlık olarak değerlendirmeyi ne yapacağız? Alacağız Helenizm'i. Tabii e, Büyük İskender'in yaptığı şu aslında. Doğu ile Batı'yı kaynaştırmak derken nasıl yapacak bunu? Mesela Doğu'nun hangi özelliklerini, Batı'nın hangi özelliklerini alması gerekliliği noktasında nasıl karar verecek? Bunu yaparken yanında bilim adamlar götürüyor. Batı'dan aldığı Yunan e, filozofları, ayrınları, bilim adamlarını e, yanında götürüyor. Ve onlar vasıtasıyla gittikleri her yerde kültürü yayabilmek için, medeniyeti oraya empoze edebilmek için şehirler inşa ediyor. Bunların birçoğu kendi ismiyle anılan şehirlerdir. İşte malum işte İskenderun, İskenderiye vesaire. Bu çerçevede öne çıkan şehirler olarak değerlendirme alınır ki mutlaka gittiği her yerde istisnasız bir şehir kurmuştur. Ve o şehirlerde eğitim faaliyeti gerçekleştirebilmek için akademiler meydana getirmiştir. Ki bu noktada mesela Aristo'nun, Büyük İskender'in hocasını olduğunu e, bilmemizde fayda var. Onun etkinliği, onun e, fikirleri doğrultusunda da bir e, medeniyet oluşumu ortaya çıktı demek mümkündür. Bunu da ifade edelim. E, görselde gördüğümüz e, İskenderiye şehrinin bir bölümü, daha doğrusu oradaki iki önemli unsur. Bunlardan birisi şu anda mevcut değil. Hoş Öbürü de yıkılmış ama İskenderiye Feneri eski dünyanın eski dünyanın yedi harikasından birisiydi. Şu anda mevcut değil. Diğeri inanılmaz hacimli, inanılmaz e, büyüklükte ve e, içindeki eser sayısıyla birlikte dünyanın en büyük kütüphanesi özelliğini e, bir dönem taşımış İskenderiye Kütüphanesi'nden bahsediyoruz. Bu, Büyük İskender tarafından e, meydana getirmiş bir kütüphaneydi, devasa idi ama günümüzde e, mevcut değil. E, artık bir şekilde ortadan kalktığını söylemek mümkündür. Kimin ortadan kaldırdığını veya kimlerin ortadan kaldırdığına dair çeşitli söylentiler var. Biz o söylentiler üzerinde durmayı gereksiz görüyoruz. O yüzden burayı geçelim ama bu eserleri Büyük İskender'in meydana getirdiğini de bir hatırlatmış olalım. Bu arada sınırlara baktığınızda demin çizdiğim sınırlar üç aşağı 5 yukarı burası işte. Yani Makedonya'dan başlıyor. En batı noktasında. Bugün Afganistan'ı da içine alan bir coğrafyayı e, öne çıkartıyor. Mısır'ı içine alıyor. Mezopotamya'yı İran coğrafyasını içine alan çok geniş bir imparatorluk meydana getiriyor. Büyük İskender'in büyüklüğü burayla alakalıdır. Yoksa malum sizin de e, bilginiz vardır genel kültür çerçevesinde Büyük İskender'in e, boyla alakalı bir büyüklükten e, bahsetmesi söz konusu değil. Bahsedilmesi söz konusu değil çünkü e, ortadan biraz daha e, kısa boylu olduğu biliniyor. Ama genel çerçevede egemenlik sahasının çok büyük olmasından dolayı ya da meydana getirdiği faaliyetler, gerçekleştirdiği başarılardan dolayı, fetihlerden dolayı Büyük İskender ee, ünvanı ona e, bu şekilde yakıştırılmış oluyor. Onu da ifade etmiş olalım. Büyük İskender çok genç vefat ediyor. 323 yılı itibariyle vefat ediyor. Öldüğünde devasa bir imparatorluk var. Çok geniş bir coğrafya var. Fakat varisi yok. Bu enteresan. Yani Büyük İskender e, vefat ettiğinde varisi yoktu. Yani yerine geçecek birisi yoktu. E ne olacak? o devasa imparatorluk ne oldu? Arkadaşlar o devasa imparatorluk üç komutanı arasında paylaşıldı. Değer verdiği, ehemmiyet gösterdiği, öne çıkardığı komutanlar içerisindeki üç komutan arasında paylaşıldı. Bir kısmı ki e, Büyük İskender Medeniyeti'nin nüvesini, e, menbaanı temsil eden, teşkil eden o Balkan coğrafyası, Makedonya coğrafyası, Yunan coğrafyası Antigonitler olarak varlığını sürdürdü. Böyle bir krallık ortaya çıktı. İkincisi işte Mısır ve o coğrafyayı içine alan Ptolemeler denilen bir krallık ortaya çıktı. Üçüncüsü de bizim bulunduğumuz Anadolu coğrafyasını ve İran coğrafyasını içine alan Seleukoslar diye bir krallık ortaya çıktı. Demek ki üç krallık çıkıyor. Ama bunların hiçbirisi Büyük İskender'le kan bağı olan bir kişinin meydana getirdiği bir imparatorluk değil ya da bir devlet değil. Doğrudan komutanlar vasıtasıyla meydana getirmiş devletler olarak karşımıza geliyor. Özellikle Seleukos'lara dikkat etmek lazım. Bizim coğrafyamız olduğu için üzerinde durmamız lazım. Seleukos'lar zamanla kendi içerisinde de parçalanmışlar. Ayrı ayrı devletçikler meydana Çıkmış ki bunlar meşhurdur aslında. Mesela Ege bölgesinde ortaya çıkan Bergama Krallığı, Karadeniz coğrafyasında ortaya çıkan Pontus Krallığı, İç Anadolu bölgesini içine alan Kapadokya Krallığı, böyle bir krallık vardı. Ve e, Batı Karadeniz'de Marmara bölgesinin bir kısmını içine alan, Bursa coğrafyasını içine alan Bitinya Krallığı denilen, krallıklar ortaya çıkıyor. Selevkosların devamıdır bunlar. Yani bir nevi şöyle de değerlendirebilirsiniz o zaman. Bergama, Pontus, Kapadokya, Bitinya aynı zamanda Büyük İskender uygarlığının da devamı olan krallıklar olarak karşımıza ne yapıyor? Geliyor demek mümkün. Evet. Buyurun. Bergama krallığının bünyesinde oluşturulmuş bir tapınak, Zeus sunağı. Bu da harikalar içerisindedir. Ve kalıntılarını görüyorsunuz. Ee, baş tanrı Zeus adına inşa edilmiş bir sunak. Yani ona e, ihtiram noktasında işte tanrılara adanan adakların sunulduğu yer olarak karşımıza geliyor. O dönemden kalmış en önemli kalıntılardan birisidir. Önemli. Yine Bergama'da meydana getirilmiş dünyanın ilk sağlık merkezi olarak da değerlendirilen Asklepion sağlık merkezi. Ha, o üst tarafta yazdığım e, Asklepion sağlık merkezinin girişinde yazar imiş vakti zamanında. Hades giremez. Hades e, kötülükler veya yeraltı tanrısı, ölüler tanrısı olarak değerlendirilen alınan e, bir kavram veya kişilik olarak karşımıza geliyor. İşte onun giremediği ya ve burada tedavi görenlerin ölümsüzlüğe ulaştığına inanılan bir noktola karşımıza geliyor. Dünyanın ilk sağlık merkezi Asklepion, Bergama krallığına ait bir merkez olarak da karşımıza ne yapıyor geliyor? Önemli, bu da önemli. Bunun haricinde Helenistik uygarlıkla alakalı önem arz eden Bilim, bilim adamları, fikir adamları önemli düşünürler. Kimlerdir? Onlara da bakmakta fayda var. Mesela ilk yazdığım kişi malum. Üç aşağı beş yukarı ismi herkes tarafından duyulmuş bir kişidir. Öklid Matematik alanında öne çıkar. Teoremi bağıntısı vardır. Önemli. İkincisi, Batlamyus. Belki bu çok duyulmamış olabilir ama batlamıyoruz şu ee, Almagest olarak da bilinen bu kişi e, coğrafyanın en önemli temsilcilerinden birisi coğrafya alanında gerçekten e, öne çıkan bir kişi İslam coğrafyacılarının da yararlandığı bir kişi İşte yer adları kılavuzu diye bir eser meydana getiriyor ve dünya haritası çiziyor dolayısıyla bu açıdan önemli Vatıf Sultan Mehmet'in bile üzerinde durduğu bir e, coğrafyacı olduğu biliniyor. Yine o dönemin en meşhur e, co <laughs> coğrafyacılarından birisi olan Eratostanes. Gerçekten çok önemli. Coğrafya kavramını, terimini kullanan, ilk kişi olarak da değerlenmeye alınıyor ve dünyanın çevresini yani o ekvator uzunluğu dediğimiz uzunluğu hesaplayan ilk kişi olarak da karşımıza geliyor. Bu açıdan Eratosthenes de dönemin önemli alimleri içerisinde hatta sonraki döneme ışık tutan alimler içerisinde de yerini ne yapmıştır almıştır önemli. Ve tabii ki malum evreka evreka. Arşimet yani buldum buldum sözüyle meşhur olan o ünlü fizikçi. Tabi Arşimet deyince aklımıza e, ne geliyor? Suyun kaldırma kuvvetini bulması geliyor. Böyle bir e, bilim adamı suyun kaldırma kuvvetini bulan ve ona göre de e, deneyler e, vesaireler e, yapan bir kişi. Tabi bunun haricinde tabii ki e, sadece suyun kaldırma kuvvetiyle alakalandırmak. Yanlış olur, e, mekanik araçlar üzerine e, incelemeleri, araştırmaları var. Hatta kaldıraçlar üzerine önemli araştırmalar olan ve şu meşhur sözü söyleyen bir kişidir. Bana bir dayanak noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım tarzında bir iddiası olan bir kişi olarak da Arşimet'i ne yapıyoruz karşımıza getiriyoruz. Helenistik uygarlık deyince aklımıza bunlar gelecekti arkadaşlar. Gelelim, gelelim. Uygarlıkların son noktası. Yani konumuz itibariyle bitme noktasına geldiğimizde artık bir Roma medeniyetinden bahsedeceğiz. Milattan önce 753'ten milattan sonra 476'ya Batı Roma'nın yıkılışına kadar olan süreç. Uzun. Hatta Doğu da dahil ederseniz 1453'ü dahil ederseniz 2000 yılın üzerindeki bir medeniyetten bahsediyoruz. Ve haritaya baktığımızda gerçekten çok geniş bir imparatorluk. Tabi sömürge imparatorluğu. Bunu söylemekte mahsur yok. Osmanlı ile kıyaslanamayacak derecede sömürgeci. Osmanlı ile hiç alakası olmayan bir nokta. Dolayısıyla bu medeniyetten şöyle bahsedecek olursak M.Ö. 753 M.Ö. sonra 476. Tekrar ediyorum Batı Roma'nın yıkılışına kadar olan süreyi dikkat alarak söylüyoruz. Medeniyet 3 topluluk tarafından meydana getirilmiştir. Etrüksler Türk oldukları iddia edilir. İtalikler coğrafyaya ismini veren topluluk ve Latinler ki alfabeye de ismini veren bir topluluk olarak karşımıza geliyor. Demek ki Etrüksler, İtalikler, Latinler denilen üç topluluğun meydana getirdiği bir medeniyet olarak karşımıza geliyor. Roma tarihsel olarak üç dönem şeklinde incelenmelidir. İlk dönem yani milattan önce 753'ten başlayan ve milattan önce 510'a kadar devam eden süreçte krallık rejimi vardır. Sonra 510'dan itibaren milattan önce 510'dan itibaren 27'ye kadar yine milattan önce 27'ye kadar cumhuriyet yönetimi vardır. Bu dönem cumhuriyet yönetimi olağa karşımıza geliyor. Tabii ki burada aristokratik bir yapı vardır. Ve milattan önce 27'den başlayıp 476 Batı Roma'nın yıkılışına kadar olan süreçte imparatorluk dönemidir. Demek güç dönem şeklinde faaliyet göstermişler. Krallık, cumhuriyet ve imparatorluk olarak karşımıza ne yapıyor geliyor. Yani imparatorlukken ortadan kalkmış bir devlet yapısı var. Tabi bu süreçte 753 milattan önce 476 milattan sonra bu süreçte karşımıza çıkan bazı kavramlar oluyor. Ya da bazı kavramlar olacak. Mesela Kurya hem kralın olduğu dönemde hem de cumhuriyet döneminde bu karşımıza çıkıyor. Kralın yanında halkın da söz sahibi olmasını sağlayan bir meclis vardır. Bu aynı zamanda cumhuriyet döneminde de çok daha aktiftir. Halk temsilcilerinden oluşur. Krala danışmanlık yaptığı gibi cumhuriyet döneminde de artık yasama görevini üstlenen bir kurum haline geliyor. Senato yine aynı şekildedir ama bunlar biraz daha farklıdır. Biraz daha aristokrattır. Biraz daha üst düzeydir. Yani kurya halk tabakasıyla alakalandırılabilir. Senato üst tabaka, soylular, asiller olarak değerlenmeyalımız kesimle alakalandırılmalı. Cumhuriyet döneminde başta bulunan kişilere konsül denir. Yani biz nasıl cumhurbaşkanı da devlet başkanı, ya başbakan tabirlerini kullanıyorsak kullanıyor idiysek, o dönemde de devleti yöneten kişiye konsül adı veriliyor cumhuriyet yönetiminde. İki tane oluyor konsül, birisi devleti, siyaseti idare ederken diğeri orduyu, askeriye idare ediyor. Dolayısıyla bu şekilde bir değerlenme var. Zaman zaman devlet kaosa sürükleniyor çok zor durumlara düşüyor. Konsüllerin herhangi bir şekilde, konsüllerin herhangi bir şekilde işin içinden çıkamayacağı derecede bir sıkıntı ortaya çıkınca diktatör kavramını öne çıkardan bir kişiye görev veriliyor. Diktatör. Peki diktatörün konsülden farkı ne? Birisi seçimle geliyor, birisi direkt atama yöntemiyle geliyor. Konsülün belli yetkileri var. Aşamıyor. Onları kullanmak durumda kalıyor. Ama diktatör her türlü yetkiyi elinde bulunan kişidir. Hiçbir şeyden sorumlu tutulamaz. İstediği icraatları gerçekleştirir. Ve bunları 6 aylık bir süre içerisinde yapar. Amaç nedir? Ülkeyi düştüğü durumdan kurtarmaktır. Daha önceki medeniyetlerde özellikle tiranlık denilen bir sistemden bahsetmiştik. İyonlarda ve Yunanlarda. Onun benzeri işte bu. İyonlarda ve Yunan'da tiran diye geçer. Roma'da diktatör ismiyle karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor arkadaşlar. Evet e, bu kavram neyi ifade ediyor? Bu e, Roma'nın kurucuları olarak nitelendirilen ya da iddia edilen <laughs> iki kardeşten bahseden bir görseldir. Romus ve <laughs> Romülüs. Ee, Roma İmparatorluğunu, Roma şehrini kuran kişiler olarak bu iki kardeşten bahsediliyor. Hatta bugün e, Roma e, takı futbol takımının amblemi de bir kurt olarak karşımıza geliyor. E, bu da öne çıkan bir e, mitolojik e, değerlendirme olarak söylenebilir. Roma deyince Roma medeniyeti deyince Roma İmparatorluğu deyince aklımıza gelecek en önemli kişilerden şahslardan birisi de tabii ki e, bir dönemin çok ünlü konsülü fakat sonradan kendini diktatör ilan eden, ömür boyu diktatör ilan eden bir kişi. Normalde konsül olarak karşımıza çıkıyordu. Sonradan yetki bünyesini alınca Kontrolü ele alınca kendini ömür boyu diktatör ilan etmiştir. Tabii bu e, davranışı da ona karşı düşmanlıkların husumetlerinin artmasına ve nihayetinde öldürülmesine yol açmıştır. E, Julius Cesar'ın çok meşhur sözleri var ki bunlardan birisi belki bizim coğrafyayı çok ilgilendirdiği için aldım burada, özellikle e, zile noktasında öne çıkan bu sözü e, Jül Sezar'ın söylediği ifade edilir. Veni, vidi, vici. Geldim, gördüm, yendim. Zela eski tabirle zile e, savaşı... esnasında söylemiş olduğu bir söz olarak karşımıza geliyor. Romanın en önemli şahslarından birisi ki takvime ismini vermiştir. Julian takvimi denilen bir takvim. O takvim daha sonra bugünkü takvim şeklinde karşımıza ne yapacaktır? Çıkacaktır. Gregorian takvim veya da miladi takvim. Roma'da şöyle topluma da bir bakalım. Toplumda kimler var? Toplum kendi arasında üç farklı unsurdan oluşuyor. Patrisler, baba anlamında kullanılan bir tabirdir. Pilepler, orta alt tabak anlamında kullanılır ve köleler. Patrisi üst sınıftır. Seçkindir. Asildir. Soyludur. Arazi sahibidirler. Diledikleri gibi bir hayat sürerler. İdare onların elindedir. Askeriyenin kontrolü, yönetimi onların elindedir. Dolayısıyla Roma deyince Roma'nın yönetimi patrislerden sorulur. Pleb halktır. Zengin mi? Çok değil, zengin değillerdir. Ama çalışan bir tabakadır. Hürdürler, özgürdürler. Kendi geçimlerini temin etmekle iktifa ederler. Yönetime giremezler. Askeri sınıfta üst tabakaya çıkamazlar. Böyle bir derlenme. Köleler zaten köleleri söylemeye gerek yok. Hiçbir hakları olmayan, efendilerine hizmet etmekle yükümlü olan sınıftır. Dolayısıyla toplumda böyle bir üçlü düzen var. Sınıflar ayrı. Bu arada dünyanın en köleci devleti de, o dönem için konuşuyoruz, Roma'dır. Köle ticareti çok yaygındır. Ordu gerçekten Roma'nın en önemli unsurlarından birisidir. Roma'nın o kadar geniş sınırlara ulaşmasındaki temel etken ordudur. Lejyonlardan oluşur. Lejyon paralı asker demek. Günümüzde de kullanılıyor. Lejyoner tabiri kullanılıyor. Dolayısıyla paralı askerlerden oluşan bir sistemi öne çıkartırlar ve para orduyla birleşince güç de artar. Dönemin meşhur imparatorluğunda imparatorlarından Septimus Severus askerleri paraya bo kalanlarını boş ver şeklinde bir söz söylemiştir. Dolayısıyla parayla her şeyi elde edeceğini, her güce hükmedeceğini ifade eden bir kavram olarak da söylenebilir. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır tartışılabilir. Tabi ordu öne çıkınca ordunun meydana getirdiği etkinlikleri de söylemek lazım. Dünyanın en uzun savaş zincirlerinden birisi Roma tarihine aittir. Pön savaşları. Milattan önce 264'ten 146'ya kadar. Çok uzun. Bir süre devam eden, neredeyse 120 yıl yakın devam eden Roma ile bugün Tunus'ta varlığını bir dönem sürdürmüş olan Kartacalılar arasında yapılan ve Akdeniz hakimiyeti için gerçekleşen bir savaş zinciri var. Çok uzun. Ve bu savaşta ilk başta Kartaca üstüne olsa da zamanla Savaş uzadıkça üstünlük Roma'ya geçmiştir ve Kartaca komple yok edilmiştir. Akdeniz'e hakim olan güç Roma olmuştur. Dolayısıyla Pön Savaşları deyince Roma İmparatorluğu aklımıza ne yapacak gelecek. Hukuk noktasında da öne çıkan bir uygarlıktır. Mesela 12 levha kanunları denilen bir kanun zincirine sahiptirler. Milattan önce 451'de ortaya koydukları ve yaklaşık 449'a kadar da e, hazırladıkları bir e, kanun metnidir. 12 levhaya yazıp forum e, meydanında asılmıştır. O yüzden 12 levha kanunları diye ifade edilir. Yaklaşık olarak 150 yıl o forum meydanında asılı kalmıştır. Yaklaşık olarak 150 yıl o forum meydanında Asılı kalmıştır ve insanlar hangi kurallara, hangi kanunlara uybaları gerekliliğini o levhalardan ne yapmışlardır, görmüşlerdir, öğrenmişlerdir. Ki bu kanunlar bugünkü Avrupa hukukunun temeli te olarak kabul edilir, temelini teşkil ettiği söylenir. 12 levha kanunları denilen kanun görseli bu işte arkadaşlar duvarlara asıldığı ifade edilen görseller bu yine Roma deyince filmlere konulan dizilere konulan bir isyandan da bahsetmek lazım Spartaküs Milattan önce 73 ile 71 yılları arasında gerçekleşmiş bir köle isyanıdır malum biliyorsunuz köleler farklı amaçlar için kullanılabilir eğlence amaçlı kullanılır. Onlar dövüştürülür. Arenalarda dövüştürülür. İşte aslanlarla dövüştürülür ya da birbirleriyle dövüştürülür. Gladyatör olarak değerlenmeye alınır. İşte buna karşı çıkan, buna isyan eden bir kişidir Spartaküs. Milattan önce 73 ile 71 yılları arasında e, gerçekleşen bir isyanın en önemli figür olarak karşımıza ne yapmıştır? Gelmiştir. Akıbeti tabii ki kötü olmuştur. Dine geldiğimizde Roma dinine aslında ilk başta çok tanrılı bir din anlayışı var. Aynı Yunan dinleri gibi bir din anlayışı var. Hatta Yunan dininin bir tür yansımasıdır. da Yunanlar Zeus der, Roma Jüpiter der. Böyle bir değerlendirme. Ya da Yunanlar Hera der, Roma ona Uni ismini verir. Ya da Yunanlar Athena der, Roma Minerva der. Dolayısıyla bu şekilde normalde tanrılar aynıdır, söyleniş farklıdır, isimler farklıdır. Bakıyorsunuz, işte Yunanlar Okyanuslar tanrısına e, Poseidon derken e, Roma Neptün ismini verir. Ya da Hades'e Plüton derler. Orada dikkatinizi de çekmiştir. Mesela Jüpiter, Neptün, Plüton, Venüs, Mars, Merkür. Genellikle tanrı isimleri günümüzde gezegen isimleri olarak karşımıza geliyor. Dolayısıyla bu da Roma kültürünün ne kadar baskın bir şekilde öne çıktığının gösteriyor olarak karşımıza ne yapıyor? Geliyor. Tabii ilk başta din çok tanrılı idi. Zamanla Hristiyanlık öne çıktı. Hz. İsa 0 yılında doğdu kabul edilir. Daha sonra milattan sonra 33'te göğe çekilmesi veya çarmıha gerilmesi şeklinde ifade ediyor. Bize göre göğe çekildi. Hristiyanlara göre çarmıha gerildi. Ee, Tiberius döneminde ve onun getirdiği din zamanla yayılmaya başladı. Ve hızlı bir şekilde taraftar buldu. Önce köleler arasında, sonra özgür kişiler arasında baskı arttıkça rağbet arttı, sayı giderek arttı. 313'e geldiğimizde dönemin imparatoru Konstantin Hristiyanlığı serbest bıraktı. Milano fermanıyla. Milano fermanıyla Hristiyanlık serbest bırakıldı. Resmi din olmadı. Sadece sen isteyen inanır, isteyen inanmaz. 381 yılında Teodosius döneminde Hristiyanlık devletin resmi dini olmuştur. Öyle değerlendiği almamız gerekir. Evet. Şu günümüze katkılarından da bir bahsedelim Roma'nın. E, Latin alfabesi. Evet Roma'nın günümüze en önemli katkılarından birisidir. Kullandığımız alfabede Onlardan günümüze intikal etmiştir. Bunu biliyoruz. Güneş takvimini alıp önce Jülyen takvimi yapıldı. Sonra Gregorian takvimi şekline dönüştürüldü. Günümüzde kullanıyoruz. Roma rakamları çok fazla kullanılmasa da müdülem e, kullanıldı. Belli yerde yine karşımıza çıkıyor. E, Anadolu'ya e, isim noktasında ismini veren Romalılar olmuştur. Anadolu'ya güneşin doğduğu yer şeklinde ifade edilir Dolayısıyla günümüze katkıları da bu şekilde ifade etmek mümkündür dedik arkadaşlar Evet medeniyetleri bu şekilde noktalamış olduk ee, bugünkü dersimizi bu e, bilgilerle kapatmış olalım bir sonraki dersimizde yeni bir konuyla e, kaldığımız yerden devam edeceğiz İnşallah ee, kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Görüşmek umuduyla arkadaşlar.